Gençler selamlar, ben SML hocanız. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Gençler, bugün sizlerle birlikte acil tekrar 8. kamptayız. 8. kamptayız ve AYT konularına başlıyoruz sevgili gençler. Şimdi, öncelikle bugün işleyeceğimiz konular, öteleme var, simetri var, fonksiyonlarda biliyorsunuz önemli konular. İkinci dereceden bir bilinmeyen denklemler işleyeceğiz ve karmaşık sayılara değineceğiz sevgili gençler. Bunların konu özetlerini yapacağız. Bazı hatırlatmalar yapacağız sizlere. Ve daha sonrasında da sorularımıza geçeceğiz. Haberiniz olsun. Şimdi ötelemeye bir başlayalım dilerseniz. Tabii başlamadan önce de artık biliyorsunuz kanala abone değilseniz kanala abone olursanız ve bu videoyu beğenmeyi unutmazsanız beni de mutlu etmiş olursunuz sevgili gençler. Şimdi öteleme nedir ne değildir bir bakalım. Diyor ki f(x) fonksiyonunun grafiği y ekseni üzerinde k birim yukarı ötelersek eğer fonksiyona k ekleriz. Yani fonksiyona burada artı k diyebiliriz. Tabi yukarı ötelenmekten kastımız burada k'nın sevgili gençler pozitif bir reel sayı olması gerektiğini unutmayın. Pekala, eğer ki aşağı öteleyeceksek de o zaman o pozitif reel sayı olan k'yı çıkaracağız sevgili gençler f(x)'ten. Yani fonksiyona ekleyip çıkarma yapıyorsak yukarı aşağı şeklinde oynatıyoruz biz bunu. Pekala. F fonksiyonunun grafiği x ekseni üzerinde k birim sağa öteliyorsak eğer, bakın k birim sağa öteliyorsak k birim çıkarıyorsunuz içeriden. Yani x'ten k çıkarıyorsunuz. X'e k eklersek ne olur hocam? O zaman da k birim sola kayar. Burada hepsini de gösterdik sevgili gençler. Bakınız, x kare fonksiyonumuzu normalde biliyorsunuz sevgili gençler şuydu fx. İşte ben bu fx'e 1 eklersem 1 birim yukarı hareket ettiririm. 1 çıkarırsam 1 birim aşağı hareket ettiririm fonksiyonumun grafiğini. Biliyorsunuz ki bu fx eşittir mutlak x doğrusu. Ben bu mutlak x doğrusunu sevgili gençler içeriden x çıkar 1 çıkarırsam 1 birim sağa kaydırmışım demektir. İçeriye 1 eklersem de 1 birim sola kaydırmışım demektir. Demek oluyordur sevgili gençler bu. Simetri. Şimdi fx fonksiyonunun, bunları iyi dinleyin, fx fonksiyonunun x eksenine göre simetriği sevgili gençler eksi fx'tir. Şimdi x eksenine göre simetrik diyoruz ya sevgili gençler. Mesela şöyle düşünelim. Elimizde şöyle bir fonksiyon var. Bu fx fonksiyonumuz olsun. Ben eksi fx'ten bahsediyorsam köklerimiz değişmeyecektir. Kökler yine bunlar. Ben bu fonksiyonu x eksenine göre simetriğini alacağım demektir. Demek ki bu eksi fx fonksiyonu sevgili gençler. Eğer ki içeriği eksiyle çarparsanız o zaman ne olur? O zaman da y eksenine göre simetri alırsınız. Yani arkadaşlarım benim bu sefer fonksiyonum şu olsun. Hop şöyle bir x küp fonksiyonumuz olsun. Fx eşittir. X küp fonksiyonu. Eğer siz f eksi x fonksiyonunu arıyorsanız o zaman da sevgili gençler ne yapacaksınız? Bunun y eksenine göre simetriğini yani şunu alacaksınız diyebiliriz. Bunlar anlaşıldı. Genelde karıştırılan şeyler sevgili gençler. Şimdi fx fonksiyonunun orijine göre simetriği nedir? Şimdi orijine göre simetrik ne demekti? Hem x eksenine hem de y eksenine göre simetri alacaksın. O zaman ben hem x eksenine göre hem de y eksenine göre simetri alabilmek için hem içeriği eksiyle çarpacağım hem de fonksiyonu eksiyle çarpacağım ki orijine göre simetrik olsun bu fonksiyonumuz. Pekala. Eğer ki f fonksiyonu tek fonksiyonsa f eksi x'in eksi fx'e eşit olması gerektiğini biliyorsun ki burada hani şey vardı ya sinüs eksi x eksi sinüs x'ti hani kosinüs eksi x'te hani kosinüs x'ti ya işte ondan bahsediyoruz. Sinüse tek fonksiyon kosinüse çift fonksiyon demiştik. Sevgili arkadaşlarım f eksi x eksi fx'e biz bu fonksiyona tek fonksiyon diyoruz yani sinüs fonksiyonu gibi eksiyi kusuyorsa. Eksiği buradaki gibi yutuyorsa da aynı kosinüs gibi buna da çift fonksiyon diyeceğiz. Burada tek çift fonksiyonların grafikleriyle ne alakalı bir konu ki hocam siz bunu burada paylaştınız deme. Çünkü tek fonksiyonların grafikleri orijine göre simetrik oluyorken çift fonksiyonların grafikleri de y eksenine göre simetrik olacak sevgili arkadaşlarım. A, B, C ve D gerçel sayıları için F, A, B AB aralığını CD aralığına taşıyan f fonksiyonu için k sıfırdan büyük olmak üzere. Şimdi sevgili gençler fx fonksiyonunun grafiği tanım kümesi x üzerinde a bölü k'dan b bölü k aralığı olacak biçimde daraltılarak ya da genişletilerek y eşittir fkx fonksiyonunun grafiği elde edilir. Yani burada ne demeye çalışıyoruz? İşte elimizde bir fx fonksiyonu var.
K'da sevgili gençler varsayalım ki sıfırdan büyük, yani pozitif bir reel sayı olsun. Sen eğer f kx fonksiyonunu arıyorsan tanım kümeni, yani tanım kümesi x ekseni, fonksiyonun x ekseni üzerinde verilebilecek değerleri tanım kümesini k birim daralır. Ya da eğer k 0 ile 1 arasındaysa k birim açılır sevgili gençler, haberiniz olsun. Burada da bundan bahsediyoruz. Diyoruz ki işte k sayısı 0 ile 1 arasında bir basit kesirse grafik genişler. K sayısı 1'den büyükse grafik daralır diyoruz. Fonksiyonun görüntü kümesi değişir mi hocam? Görüntü kümesi değişmez. Hani ben size demiştim ya, y ekseni yani fonksiyonun boyu değişmeyecek. Sadece x ekseninde. Aynı böyle şey gibi. Neydi onun ismi? Akordeon muydu? Hani şöyle saçma sapan bir çalınan çalgı var ya. Aynı onun gibi sevgili gençler. Basıyorsunuz veya açıyorsunuz. Eğer ki ben bu fonksiyonu dışarıdan bir k ile çarparsam, eğer ki k sayısı sevgili gençler birden büyükse, bu sefer değer kümesi, görüntü kümesi genişliyor. Eğer ki 0 ile 1 arasındaysa bizim grafiğimiz, k'mız, o zaman da görüntü kümemiz daralacak sevgili gençler. K 0 ile 1 aralığındayken grafik daralıyor. K 1'den büyükken grafik genişliyor. Peki. Fonksiyonun kökleri değişir mi? Değişmez. Yani x ekseni üzerinde alacağı tanım kümesinde hiçbir değişiklik olmayacak. Sadece bunun boyu uzayıp kısalacak. Her ikisini de yapmak istiyorsan hem içeriği hem de dışarıyı bir k bir de m sayısıyla çarpabilirsin. Sıkıntı yok. İkinci dereceden bir bilinmeyen denklemler. Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. Çünkü burada onu vermemişiz. Bunu da şuraya çizeyim ki anlamayan olursa rahatça, genişçe görsün. Siz de bu boşluğa çizebilirsiniz bunu. Şimdi benim sevgili gençler bir tane fonksiyonum olsun. Bu fonksiyonun grafiği işte şöyle yapalım. Şuradan şöyle gelsin. Tamam mı? Daha sonra da diyelim ki işte buradan sonra da y ekseninden sonra şu şekilde olsun. Nasıl olsun? Şöyle olsun. Pekala. Şimdi elimizde böyle bir fonksiyon var. Ben diyorum ki şurada hangi rengi seçeceğimi bilemedim. Şuraya sevgili gençler 1 olsun ve 1 nereye gitmiş olsun? İşte 1'e gitsin. Burada 2 sevgili gençler 3'e gitsin. Burada 3 nereye gitsin? 5'e gitsin. Doğrusal bir grafik gibi düşünelim. Şimdi burada da eksi 1 sevgili gençler. Eksi 1'in gittiği yer 3 olsun. E peki eksi 2'ye bakalım. Eksi 2'nin gittiği yerde sevgili gençler 5 olsun. Hatta şurada bir eksi 3 seçelim. Eksi 3'ün gittiği yerde burada 7 olsun. Burada 4'ün gittiği yer 7 olsun. Şuraya da 4 diyelim. Şimdi bu benim fx fonksiyonu. Rastgele çizilmiş bir fx fonksiyonu. Peki siz f içerisinde mutlak x'i nasıl çizersiniz? Bu grafiğe göre nasıl çizersiniz? Şimdi sevgili gençler burada mantığını da anlatarak ben size belirtmek istiyorum. Dikkatli bir şekilde dinlerseniz. Şimdi ben x gördüğüm yere eksi 1 yazsam. F mutlak içerisinde eksi 1. Bu neye eşittir? F1'e. F mutlak içerisinde eksi 2. Bu neye eşittir? Hocam F2'ye. F mutlak içerisinde eksi 3. Bu neye eşittir arkadaşlar? F3'e eşittir. Yani fonksiyonun sağ tarafı gibi mi davranmaya çalışıyor? Yani eksi 1 sevgili gençler bundan sonra diyor ki 1'e gidecek diyor. İşte 2 bundan sonra nereye gidecek diyoruz? Eksi 2 F2'nin gittiği yere, yani 3'e gidecek. 3 nereye gidecek sevgili gençler? Eksi 3. Eksi 3 de 3'ün gittiği yere gidecek. Yani sevgili gençler 5'e gidecek diyebiliriz. O halde ben böyle bir fonksiyon grafiği çizmeye çalışıyorsam, bu turunculardan geçecekse yine fonksiyonun sağ tarafının y eksenine göre simetriği gibi davranacaktır sevgili gençler. Yani bu şekilde davranacaktır diyebiliriz. Hocam az önceki diğer y ekseninin solundaki yeşil kısım ne oldu? Orayı unutacaksınız artık. Yani benim f mutlak x'imin grafiği sevgili gençler işte bu v şeklindeki grafiktir. Hocam sol taraftaki fonksiyonun grafiği az önceki şu grafiğe ne oldu ben hiç anlamadım diyebilirsin. Ama emin ol orası bizim için hiç önemli değil. Çünkü ben içerisinin mutlak değerini aldığım için artık tanım kümemde eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 bunların hiçbiri yok. Doğal olarak mutlak değerini aldığım için sen içeri ne kadar negatif değerler yazarsan yaz
sonuç olarak karşına ne çıkacak? Hep pozitif değerler çıkacak. Ve tanım kümesinde bunlar yok derken yanlış anlama. Tanım kümesi eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar olabilir. Bunda hiç sıkıntı yok ama sen bunları yazdıkça fonksiyonun görüntüleri hep sağ taraftakiler gibi davranacak. Dolayısıyla arkadaşlar ne diyoruz? Sol tarafın az önceki grafiğinin hiçbir önemi, hiçbir ehemmiyeti yok arkadaşlar. İşte demek ki hocam sadede gel diyorsan sana fx'in grafiği verilmiş ve f mutlak x'in grafiği soruluyorsa sağ tarafın simetriğini sol tarafa yapıştırıyorsun sağ tarafı silmeden. Anlaştık? İşte bu kadar basit arkadaşlar. Pekala. İkinci dereceden bir bilinmeyeni denklemler. Eğer a, b, c bir reel sayı ve a da sıfırdan farklı olmak üzere senin elinde ax kare artı bx artı c eşit sıfır gibi bir ifade varsa biz bu ifadeye sevgili gençler, biz bu denkleme ikinci dereceden bir bilinmeyeni denklem diyoruz. İkinci dereceden olmasının sebebi gayet açık. Bir bilinmeyen olmasının sebebi gayet açık. Sadece x var. Hocam a, b, c de bilinmiyor değil mi? Onları biliyorsun. Reel sayı olarak verdik sana. Sadece burada tek bilinmeyen var. O da x. Ve bu x'in maksimum derecesi de 2 olduğu için ikinci dereceden denklem diyoruz. Biz bu eşitliği sağlayan x'lere sevgili gençler denklemin kökleri diyeceğiz. O kökleri eğer ki bir kümenin içerisine eklersen bu kümeye çözüm kümesi diyeceğiz. A'ya, B'ye ve C'ye denklemin katsayıları diyeceğiz. AX kare artı BX artı C eşit 0 denkleminin köklerinin incelenmesi. Şimdi denklemin köklerini B kare eksi 4AC ifadesine bağlı sevgili gençler. Biz bu B kare eksi 4AC dediğimiz ifadeye delta ya da bir diğer ismiyle diskriminant diyoruz. Delta'yı kısaca tercih ediyoruz. Delta'yı da işte bu Yunanlıların kullandığı alfabedeki büyük D harfi. Yani şöyle üçgen olunca büyük D harfi olmuş oluyor. Delta harfi yani. Delta ile gösteriyoruz. Diskriminantın baş harfi aslına bakarsanız. İlk olarak dikkat etmemiz gereken şey eğer buradaki delta dediğimiz diskriminant sıfırdan büyükse denklemin gerçek iki tane kökü vardır. Ama farklı, birbirinden farklı sevgili gençler bu kökler. İki tane reel kökümüz vardır. Bu kökleri de nasıl bulacağız? Delta'yı hesapladıktan sonra x1 ve x2 birbirinin eşleniği olmak zorunda. Eksi b artı kök delta bölü 2a, öteki de şuranın eksilisi. Eksi b eksi kök delta bölü 2a olarak buluyorsun. İkinci olarak eğer ki senin burada bulduğun delta pozitif değilse sıfırsa denklemin birbirine eşit olan, buna çakışık da denir, çift katlı da denir, birbirine eşit olan ya da çakışık ya da çift katlı iki tane kökü vardır. Bakın iki tane kökü var. Eyvallah. Onda bir sıkıntımız yok. X1 ve X2. Bunların ikisi de eksi B bölü 2A ile bulunur sevgili gençler. X1 ile X2'de. Yalnız şöyle bir durum söz konusu ki delta sıfıra eşitse kökler budur diyoruz ya. Ben bu denklemin çözüm kümesini yazacak olursam bu denklemin çözüm kümesi sadece ama sadece bir elemanlıdır. Çünkü sen iki kökü de birbirine eşit olarak bulacağında bir kümenin içerisinde aynı olan iki kökü iki defa yazamazsın biliyorsun. Dolayısıyla sadece tek defa yazabildiğin için çözüm kümesi bir elemandır diyoruz. Bir üçüncü durumda delta sıfırdan küçükse sevgili gençler. Ha bu arada eğer ki delta'nın sıfıra eşit olduğu muhabbetten bahsetmeye çalışıyorsa soru bize şunu da diyebilir. Bu ifade tam karedir de diyebilir. Tam kare olursa çift katlı köke sahip olduğunu, daha sonrasında çakışık köke sahip olduğunu, birbirine eşit iki köke sahip olduğunu, delta'nın sıfıra eşit olduğunu bütün durumları da inceleyebilirsin. Aynı kapıya çıkıyor hepsi. Eğer ki delta sıfırdan küçükse de bu ne demek oluyor? Az önce x eksenini iki noktada kestik ya da denklemin iki farklı reel kökü vardı dedik, parabol gibi düşünelim istedim. Daha sonrasında diğerinde parabolün ne parabolü? İkinci dereceden denklemin iki tane kökü vardır ama bunlar birbirine eşittir dedik. Delta sıfırdan küçükse de denklemin reel kökü yoktur. Bakın reel kök yoktur diyoruz. Ama reel kök yoktur. Yani başka kök var mı? Var. Hocam reel olmayan bir sayı var mı? Var kardeşim. Tabii ki karmaşık sayı. İşte ne olmuş? Nth dereceden bir denklemin n tane kökü olduğu bilindiğine göre... Şimdi sen x kare artı 1 eşittir 0 denklemine bir çözüm arıyorsan eğer, bu da ikinci dereceden bir denklemdir sonuç olarak. X kare eşittir eksi 1 dendiği anda tıkanırsın. İşte bununla uğraşan adamlar zamanında demişler ki ulan zaten biz matematiği şimdiye kadar uydurarak bulduk. Hep uydurmasyon. İşte rakamları uydurmuşlar. Hatta önce 1 demişler, 2 demişler, 2'den sonrasında poli demişler mesela, çok demişler. Mono, di, poli. Poliden sonra yok mesela. Poli çok demek çünkü. Günümüzde hala kullanıyoruz. Mesela poliklinik diyoruz. İki veya daha fazla muayenehane bulunan
sağlık merkezlerinin ismine poliklinik diyoruz. Ve işte polifonik melodi diyoruz. Ya yani iki veya daha fazla, ikiden daha fazla ses çalabilen sistemlere polifonik diyoruz. Yani o melodiye polifonik melodi diyoruz mesela. Başka ne var? Mesela tek şekerli, iki şekerli, monosakkarit, disakkarit, bir de polisakkarit var. Çok şekerli. Hala kullanıyoruz. Yani 1'e 2'yi tamam eyvallah, 3 ve daha sonrasına çok demişler. Mesela benim 62 liram var. Senin 5 trilyonun var. Bana soruyorsun ne kadar param var? Ben dedim ki poli. Çok param var. Ben sana senin ne kadar var diyorum? Senin poli. O zaman eşit paraya sahipmişiz ama sen trilyonersin. Benim 62 liram var. Gibi muhabbetler dönüyormuş. Yetersiz kalmışlar. Daha sonrasında sevgili gençler yeni sayılar üretmişler. O yetersiz kalınca başka sayı uydurmuşlar. O yetersiz kalınca başka bir sayı sistemi uydurmuşlar. En son reel sayılar yetersiz kalınca, ki bu denklemi çözmeye yetmiyor reel sayılar, o halde demişler bir tane daha sayı bulalım ve sayı sistemi bulalım ve buna da karmaşık sayılar diyelim demişler. Bir diğer ismiyle kompleks sayılar sevgili gençler. Kompleks karmaşık demek. Kompleks sayılar da buraya yazabilirsiniz. Kök eksi 1 sayısına sanal sayı birimi diyoruz ve i ile gösteriyoruz. İşte imajiner kelimesinin ilk harfi, baş harfi olduğu için. Sevgili gençler burada kök eksi 1 sayısına i diyoruz. Normalde biliyorsunuz reel sayılarda çift dereceden kökün içerisi negatif olamıyor ama karmaşık sayılar sisteminde kökün içerisi negatif pek tabii oluyor. Dolayısıyla bunlar hayal edemediğimiz sayılar olduğu için, daha doğrusu daha hayal ettiğimiz sayılar olduğu için, hayalimizdeki sayılar olduğu için de biz bunlara sanal sayı sistemleri de diyoruz. Şimdi a ve b reel sayı olmak üzere, bu arada sen kök eksi 1'in karesini alırsan i kare gelir. Bu da eksi 1'dir sevgili gençler, bunu da unutmayın. A ve b reel sayılar olmak üzere a artı i b şeklindeki sayılara karmaşık sayılar denir. Bakın fark ettiyseniz bir şeyi, ben şuna karmaşık sayı diyorum ama bu karmaşık sayıyı da illaki a ve b gibi reel sayıları kullanarak elde ediyorum. Hocam b burada 0 olursa peki, yani mesela a'yı 5 seçelim. 5 artı 0 çarpı i. 0 kere i 0'dır. 5 artı 0 da 5'tir. Şimdi ben buna karmaşık sayı diyordum. O zaman 5 de mi bir karmaşık sayı? Pek tabii, 5 sayısı da bir karmaşık sayıdır. Hocam o zaman kök 3 sayısı da mı karmaşık? Evet. Pi sayısı da mı karmaşık sayı? Evet. E sayısı da mı? Evet. Arkadaşlar bütün sayılar bir karmaşık sayıdır. Bunu da sakın unutmayın. Benden size not olsun. Şimdi biz a artı i b şeklindeki sayılara karmaşık sayılar diyoruz. İşte genelde z gibi, işte w gibi sayılarla gösterilir ama genelde z ile ifade edeceğiz. A artı bi. A'ya biz burada z karmaşık sayısının reel kısmı diyoruz ve şu şekilde gösteriyoruz reel z biçiminde. B sayısına da karmaşık sayının imajiner kısmı diyoruz ve imz ile gösteriyoruz sevgili gençler. Reel z eşittir a, imajiner z eşittir b biçiminde de ifade edebiliriz biz bunları. Artık sayı sistemlerini şu şekilde, sayı kümelerini şu şekilde sıralarsak, doğal sayıların bir üstü tam sayılar, bunun bir üstü rasyonel sayılar, bunun bir üstü reel sayılar, bunun da bir üstü kompleks sayılar dersek en büyük sayı kümemizin karmaşık sayılar kümesi olması gerektiğini de söyleyebiliriz. Kompleks sayıları da C ile gösteriyoruz, haberiniz olsun. İ'nin kuvvetleri, arkadaşlarım öncelikle İ sayısının birinci kuvveti İ'dir biliyorsunuz. Karesinin de eksi 1 olduğunu söylemiştik. İ küpü nasıl elde edersiniz? İ kare ile İ'yi çarparak, ki iki karenin eksi 1 olduğunu biliyorsunuz. O zaman eksi İ'dir burası. İ üzeri 4 de İ karenin karesi. Eksi 1'in karesi 1 olduğu için İ üzeri 4 1'dir. Ve bunlar mod 4'e göre düzenlenmiştir sevgili gençler. Yani 4'te 1 de kuvvetler birbirini tekrar edecektir. Dolayısıyla şurada vermiş miyiz onu bir bakalım. Vermişiz. Bakın K bir tam sayı olmak üzere İ üzeri N, yani İ'nin kuvvetleri. Eğer ki kuvvetin 4 ile bölümünden kalan 1 ise cevap i. Kuvvetin 4 ile bölümünden kalan 2 oluyorsa cevap eksi 1. Kuvvetin 4 ile bölümünden kalan 3 ise cevap eksi i ve kuvvet 4'ün tam katıysa mutlaka 1'dir diyoruz sevgili arkadaşlar. İşte bu da neye göre düzenleniyor? İ üzeri 1, i'nin karesi, i'nin küpü, i üzeri 4. Yani sen i üzeri 18'i gördün. 18'i 4 ile böldün, kalan kaçtır? 2. O zaman sen i kare diyeceksin buna. O da eksi 1 gelecek gibi düşünebilirsiniz. Bir karmaşık sayının eşleni, elimizde z eşittir a artı ib gibi bir karmaşık sayı varsa sevgili gençler, ib'yi yazamadım. Z'nin eşlenini bu şekilde göstereceğiz ve z'nin eşleni a eksi ib olacak sevgili arkadaşlarım. Ben z sayısının eşleninin eşleniğini alıyorsam eğer, bu z karmaşık sayısının aynısı da olacaktır. Unutmayın, sadece i'li kısmın
işaretini değiştiriyorsunuz. Diğer kısma, yani reel kısma dokunmuyorsunuz sevgili gençler. İkinci dereceden biri bilinmeyen denklemlerin kökleriyle katsayıları arasındaki bağıntılar. Şimdi ben şu denklemimin köklerine x1 ve x2 dersem hocam bu karmaşık sayıları da sağlar mı? Pek tabii sağlar. Benim köklerim x1 ve x2 ise kökler toplamı, yani x1 artı x2 katsayılar yardımıyla nasıl bulunabilir? Şuradaki b ve a'yı kullanıyorsunuz. Eksi b bölü a'dır sevgili gençler benim köklerimin toplamı. Köklerimin çarpımı ise c bölü a'dır. Yani şuradaki c'nin buradaki a'ya oranıdır diyoruz. Bazen sınav heyecanıyla falan bunu eksi c bölü a yazıyorsunuz. Yapmayın arkadaşlar. Kökleri verilen ikinci dereceden denklemi kurmak. Ha bir de size şöyle bir şey diyebilirim. Bunu uygulayabilirsiniz tabii. Az önce biz şurada kökler demiştik ya. X1 ve X2'nin nasıl bulunduğuna dair ufak çapta bir not vermiştik. Şu şekilde. Gençler şunu aşağıya çekelim. Bakınız şunu şuraya yapıştırdık. Şöyle biraz da büyütelim. Şimdi siz X1 ve X2'nin toplamının eksi B bölü A olduğunu gördünüz. Burada verdiğimiz X1 ile burada verdiğimiz X2'yi toplarsanız eksi B bölü A geldiğini, buradakiyle bunu çarparsanız da C bölü A gelmesi gerektiğini de görürsünüz sevgili gençler. Peki bana kökler verildiyse ben bir denklemi yazabilir miyim? Yazarız. X1 artı X2'ye eğer kökler toplamı olan T dersek, X1 çarpı X2'ye de kökler çarpımını ifade eden Ç dersek, benim oluşturacağım denklem X kare eksi TX artı Ç eşittir sıfırdır diyebilirim. Bunu da sakın unutmayın. Yani T'yi ve Ç'yi, yani toplamı, kökler toplamı ve kökler çarpımını biliyorsanız oluşturacağınız denklem tam olarak budur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi hazırsanız toplanın hadi danaya girer gibi soru çözelim arkadaşlar. İlk sorumuzda gel bakalım başlayalım introdan sonra. Evet, ilk sorumuzla başlıyoruz. F azalan ve G artan bir fonksiyonmuş. Bakın F'in azalan, G'nin de artan bir fonksiyon olduğunu söylemiş. Hemen yazalım şuraya. F azalan, G fonksiyonu da artan bir fonksiyon. Pekala. Şimdi bir de şunları sıralamış. X1, X2'den, X2, X3, X3'de, X4'ten daha küçük demiş. Şimdi Fx1, F azalan fonksiyon olduğu için sevgili gençler, X1'de, X2'den daha küçük olduğundan bunların sıralaması fx1, fx2'den daha küçük değil. Fx1, fx2'den daha büyük bir sayı sevgili gençler. O halde, ben fx1'den fx2'yi çıkarırsam a sayısı burada pozitif olacaktır. Güzel. Gx3 ve gx4. G artan bir fonksiyon olduğu için gx3, gx4'ten daha küçüktür. Gx3, gx4'ten daha küçük bir değerdir. Doğal olarak da ben gx3'ten gx4'ü çıkarırsam bu b'ye eşit olursa bu da negatif olacak sevgili gençler. B sayısı da negatiftir. O halde benim sıralamam nasıl olacak? Bakın a büyük 0 büyük b, yani cevabımız Denizli seçeneğinde verilmiş diyebiliriz sevgili gençler. Devam ediyorum. Reel sayılarda tanımlı fx fonksiyonunun grafiğinin maksimum noktasının ordinatı 10'muş sevgili gençler. Yani bir f fonksiyonumuz var ve sevgili gençler bunun maksimum yaptığı bir değer varmış. Mesela şöyle bir değer var. İşte bu maksimum noktasının ordinatı 10'muş arkadaşlar. Ordinatı. Buna göre aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiğinin maksimum noktasının ordinatı 10'dan daha büyüktür denilmiş. Şimdi ben f-x fonksiyonu diyorum. F-x fonksiyonunun y eksenine göre simetrik olduğunu biliyorum. Yani ben bu fonksiyonu sevgili gençler uzunluğunu hiçbir şekilde değiştirmeden y eksenine göre simetriğini aldığım zaman benim maksimum noktam yine 10 olacaktır. Bu değil. F x eksi 2, bu da sağa veya sola kaydırmaktı. Ben bu fonksiyonun grafiğini sağa sola kaydırırsam benim maksimum noktamın ordinatı değişmez. B de değil. F 2 x denilmiş. Ben bu fonksiyonun içerideki x'i 2 ile çarparsam fonksiyon nasıl? Yukarıdan aşağıdan yukarıdan basılı, pardon, sağdan soldan basılacaktır sevgili gençler. Sağından ve solundan yarıya inecektir. Dolayısıyla yine 10 değişmeyecektir. 2 çarpı fx dersek sevgili gençler maksimum noktamız, f'in maksimum noktası 10'du. 2 ile çarparsanız f'in maksimum noktası 20 olacaktır. Cevap Denizli. Edirne'yi de eleyelim hadi.
Bakın bu bir birim sola kaydırmak demektir. Ben bu fonksiyonun grafiğini bir birim sola kaydırırsam yine maksimum noktamız olan 10 değişmeyecektir. Cevap Denizli'ydi. Geçtim bir diğer soruma. Yukarıda verilen ikinci ve üçüncü grafikler birinci grafikten elde edilmiştir. Bakın ikinci ve üçüncü birinci grafikten elde ediliyor. A çarpı C eksi B işleminin sonucu nedir diye sorulmuş. Şimdi bakın şurası 1'di. Burası 1'di. Burası 1 bölü 2'ye düşmüş. Yani ne olacak? İçerisi 2 ile çarpılmıştır diyebilir miyiz? Çünkü birden büyük bir A sayısıyla çarpınca daralıyordu. Ne kadar daralacak? Buradakinin çarpımsal tersi kadar. Yani 1 bölü 2 katına düşecek sevgili gençler. Doğal olarak A'nın 2 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Burada B ve C var. Bakalım bir de buna. Şimdi sevgili gençler bakın. Buradaki 1 artık burada 2 birim olmuş. Demek ki 2 birim olduğuna göre ben B'ye 1 bölü 2 diyebilir miyim sevgili gençler? Çünkü biraz açmışız bunu. Evet. Peki C ne? Bakın bu fonksiyonun grafiği şuradaki 0'a 0 orijin noktası 3 birim yukarı kalkmış. Demek ki C'de kaç olacakmış? 3. Şimdi 2 ile diyor 3'ü çarpacaksın diyor. Bir de bundan 1 bölü 2'yi çıkaracaksın diyor. Yani 6'dan 1 bölü 2'yi çıkar demiş bize. Bu da 11 bölü 2'nin ta kendisi olur. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Devam ediyorum bir diğer sorumla. Aşağıda eksi 2, 4 kapalı aralığında tanımlı f fonksiyonunun ben sana grafiğini verdim diyor. Ve demiş ki bize hangisi yanlıştır? Değerlendirelim. Diyor ki f'nin en büyük değeri f1'dir. Bakın f1 şurasıdır. Ve grafik boyunca baktığınız zaman evet fonksiyonun en büyük değeri burasıdır. Demek ki birinci öncülümüz doğru. F'nin en küçük değeri f-1'dir demiş. Bakın eksi 1 grafik boyunca baktığımız zaman şuraya tekabül ediyor. Ve bu fonksiyonun alabileceği en küçük değerdir. Doğru. Fx eşittir 0 denkleminin iki farklı reel kökü vardır. Bakın bir tane burada var. Bir tane de burada var. X eksenini kestiği noktalar grafiğin benim denklemimin fx eşittir 0 denklemimin kökleridir. Dolayısıyla iki farklı reel kökü var mı? Var. Bir tanesi 0, diğeri 2. Bu da doğru. Eksi 1 ile 0 açık aralığında f negatif değerli ve artandır. Bakın eksi 1'den 0'a kadar açık aralığında fonksiyon negatif değerli ve artıyor mu arkadaşlar? Artıyor. Demek ki bu da doğru. Demek ki cevap Edirne'ymiş. Edirne seçeneğine de bakalım. 0 ile 2 açık aralığında f pozitif değerli ve artandır. Bakın 0'dan 2'ye kadar pozitif değerli olduğu doğru. Fakat burada artanken fonksiyon burada azalan olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla artan değil bir kısmında artandır deseydi doğru olurdu. Cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiştir. Bir sonraki sayfamızdaki ilk sorumuzu çözüyoruz. Yukarıda diyor, yukarıda reel sayılardan reel sayılara tanımlanmak üzere f fonksiyonu verilmiş ve bu f fonksiyonu çift bir fonksiyonmuş arkadaşlar. X sıfırdan büyük için grafiği verilmiş. Verilen grafiğin x ekseniyle 4 ortak noktası vardır. Şimdi bu verilen grafiğin x ekseniyle 1, 2, 3, 4 tane ortak noktası var. Diyor ki fx eşittir 0 denkleminin birbirinden farklı en az kaç tane kökü vardır diye sorulmuş. Bir kere sevgili gençler ben şunu şuradan alayım. Şöyle alalım. Şuraya yapıştıralım. Tamam. Buraya yapıştırdıktan sonra şöyle biraz da büyütelim. Ben bu fx'in bir diğer kısmını çizecek olursam yani x ekseninden önceki kısmını çizecek olursam çift fonksiyon olduğu için y eksenine göre simetriktir. Aynen şu şekilde çizmem gerekiyor bakın. Aynen bu şekilde çizeceğiz. Peki diğer kökleri nereler? Bakın bir tane burada var. Bir tane burada var. Bir tane de burada var diyeceğiz. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane birbirinden farklı reel kökü vardır diyebiliriz. Biz bu f fonksiyonunu. Devam ediyorum bir diğer sorumla. X kare eksi 3x artı 1 eşit 0 denkleminin köklerinin x1 ve x2 olduğu bilgisi bize verilmiş. Bu işlemin sonucu nedir diye soruluyor. 6 bölü x1 artı 2 bölü 2 bölü. Bakın şununla şunu çarpıyorduk. X1 çarpı x2 artı 1 bölü x2 diyoruz değil mi? Peki sorum şu. X1 çarpı x2 kaçtır? Kökler çarpımından 1 bölü 1 yani 1'dir. Yani burası 2 miymiş arkadaşlar? Burası 2 ise buradaki 2 ile buradaki 2 gider. Bununla ters çevirip şurayla çarparsam x2 gelmez mi? Yani aslında burası 6 bölü x1 artı x2 gelmiş oldu şu an.
Peki x1 artı x2 dediğimiz şey nedir? Kökler toplamıdır hocam. Kökler toplamımız kaç pekala? Eksi eksi 3 bölü 1'dir kökler toplamı formülünden. Eksi b bölü a. Yani 3'müş. E burası da sevgili gençler 3 ise 6'yı 3'e böldün. Cevabı da 2 olarak buldun. Böylelikle cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiştir deriz. Şurayı da temizleyelim sevgili gençler. Heh. Şimdi diyor ki m sıfırdan farklı olmak üzere x bölü m artı x artı m bölü x artı 2 eşit sıfır denklemi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Gelin şunu şöyle bir alalım. Dar alanda çalışmayalım. Şöyle yapalım sevgili gençler. İstediğim zamanlarda bunu yapamıyorum. Evet, hala yapamadım. En iyisi şöyle yapalım. Bazen klavyeyi kullanmak daha mantıklı. Şimdi biz bu denklem için şurayı x ile burayı da m artı x ile genişletecek olursak tabii şu 2'yi de sevgili gençler x çarpı x artı m ile genişletelim. Aynı olsun. Üst taraf ne olur biliyor musunuz? Bakın x kare artı m kare artı mx gelir. Artı şurası da 2 çarpı x artı m gelir. Bölü. Alt kısımda ise x çarpı m artı x'imiz kalacaktır. Eşittir 0 dedik. Şimdi bu denklemin sevgili gençler köklerini bulabilmek için, kökleri hakkında yorum yapabilmek için biz sadece ama sadece üst tarafı 0'a eşitleriz. Çünkü paydadan zaten kök gelmeyecek. Peki üst tarafı biraz düzenleyelim. Şöyle yapalım. Bakınız x kare artı m kare artı şurası sevgili gençler yanlış mı yazmışız? Xm olacak şurası ya da mx. Orayı yanlış yazmışız. Mx olacak. Pekala devam. M kare artı mx artı şunu şuraya dağıttım 2x'in üzerine 2x kare artı bir tane daha 2mx'imiz var. Bölü alt taraf xm ya da x parantezinde m artı x kalsın böyle. Eşittir 0 diyelim. Üst tarafı biraz düzenleyelim. X kare var, 2x kare var. Toplam 3x kare. Mx var ve 2mx var. Toplam 3 tane mx. Ve artı bir tane de m karemiz var. Ben bunun 0 olmasını istiyorum. Pekala. Şimdi buraya kadar gördük. Eğlendik. Artık yeter. Çünkü sevgili gençler bunu 0'a eşitleyeceğiz ya. Çarpanlarına ayırmak çok işimize gelmiyor şu an. Ayıramıyoruz. Deltasına bir bakalım. Deltası 3m'nin karesi 9m kare. Eksi 4 çarpı a 3 çarpı c'de m kare. Yani 9m kareden diyor 12m kareyi çıkar. Yani eksi 3 tane m kare olsun diyor. Şimdi m'nin sıfırdan farklı olduğunu bildiğimize göre m kare daima pozitif. Eksi 3 ile pozitifin çarpımında negatif olduğu için deltamız sıfırdan küçük geldi. Delta sıfırdan küçükse gerçel kökü var mıdır arkadaşlar bu denklemin? Tabii ki yoktur. O halde Edirne seçeneği olacaktı bizim cevabımız deriz. Aşağıda bir eğrinin birinci bölgedeki bir kısmı verilmiş sevgili gençler bize. Şekilde taralı bölge çevre uzunluğu 6 birim olan ve bir köşesi y eşittir 1 bölü x eğrisi üzerinde bulunan bir dikdörtgen olduğuna göre bu dikdörtgenin x ekseni üzerindeki kenarı en çok kaç birimdir diye sorulmuş. Şimdi canlı yayınlarda da mı çözmüştük biz bu soruyu? Biz buraya a dersek, şuranın uzunluğunu a olarak kabul etmiş oluruz, doğru mu? Peki burası a ise şuradaki ordinatımız nedir arkadaşlar? Tabii ki 1 bölü a'dır. Güzel. Şimdi bakın bize demiş ki çevre uzunluğu 6'dır. E çevre uzunluğu burası a, burası a, burası 1 bölü a, burası da 1 bölü a olduğuna göre tabii ki çevre uzunluğumuz ne olacak? 2a artı 2 bölü a olacak ve bu da sevgili gençler neymiş? 6'ymış. Ben buraya 2a kare artı 2 bölü a eşittir 6 dersem 2 tane a'nın karesi artı 2 eşittir 6a yapar. Bunu da şu tarafa fırlatırsam eğer 2a kare eksi 6a artı 2 eşittir 0 gelir. Gel kardeşim bunu da bir 2 parantezin alalım seninle. A kare eksi 3a artı 1 eşittir 0 gelmez mi? Gelir. Pekala. Şimdi biz a'ları bulacaktık. Çünkü bize a lazımdı. Çünkü dikdörtgenin x ekseni üzerindeki kenarı olan kısım yani a'dan bahsediyor. En çok kaçtır diye soruyor. Bize a'nın maksimum değeri lazım. Ki ben bu a'nın maksimum değerini nasıl bulacağım? A'ları bulmam lazım da. Buraya bakıyorsunuz sevgili gençler. Çarpanlarına ayrılmıyor. O zaman delta metoduyla bulalım biz bu a'ları.
Deltamız nedir? Eksi 3'ün karesi 9. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 1. Yani bizim deltamız 5'miş. Peki kökleri nasıl buluyorduk x1 ile x2'yi? Eksi b artı veya eksi kök delta bölü 2a yapmıyor muyduk arkadaşlar? Peki b'miz kaç bizim? Bakın b'miz eksi 3. O zaman burası 3 olur. Artı veya eksi kök deltamız 5'ti. Bölü a'sı da 1'di 2. Yani bir kökümüz 3 artı kök 5 bölü 2. Diğer kökümüz de 3 eksi kök 5 bölü 2 olacakmış. Hangisi daha büyük? Bunlar a adayları. 3 artı kök 5 bölü 2 daha büyük olduğu için dolayısıyla cevabımız da Denizli seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Evet sevgili gençler, geçtim bir diğer sayfama, bir diğer soruma. Bir sihirbaz gösterisinin matematikle ilgili bölümünde izleyiciler arasından rastgele sahneye çıkan birine demiş ki yavrum bir sayı seç bakalım hadi, seçtiğin sayıyı bir fazlasıyla çarp demiş. Biz o kişi olalım. Sihirbaz bize yavrum dedirttik ya. Seçtiğimiz sayıya x diyelim. Sonuçta sihirbaz bunu bilmiyor. Seçtiği sayıya bir fazlasıyla çarp demiş. Yani x artı 1 ile çarp demiş. Çarptık. Bulduğun sonuca seçtiğin sayının bir fazlasını ekle. Bulduğumuz sonuca seçtiğimiz sayının bir fazlasını ekledik. Son bulduğun sonucu bana söyle. Bunu bulduk. İzleyici sihirbaza 144 sayısını söylemiştir. Eşittir 144. Şimdi bakın ben bunu biraz düzenleyecek olursam x artı 1 parantezini alırım. Burası x gelir, burası da 1 gelir. Yani x artı 1'in karesi oldu. X artı 1'in karesi neymiş? 144. Yani buradaki x artı 1 adayımız ya 12 olacak ya da eksi 12 olacak. Yani x burada ya 11'miş ya da eksi 13'müş sevgili gençler. Tamam. Pekala. Bundan sonra sihirbazla izleyici arasında aşağıdaki karşılıklı konuşmalar olmuş. Bakalım. Sihirbaz diyor ki seçtiğin sayı eksi 13'tür demiş. Yani şunu söylemiş. İzleyici de yo değil demiş. Sihirbaz demiş ki o zaman seçtiğin sayı A'dır. O da evet demiş. Eksi 13 değilse seçtiği sayı nedir arkadaşlar? 11'dir. A'nın rakamları toplamı sorulmuş. 1 artı 1'den cevap kaçtır? 2'dir diyebiliriz. Yani cevabımız bursaymış. Eğlenceli bir soruydu. Geçtim diğer soruma. Diyor ki bize bir sayı doğrusundaki noktalar küçükten büyüğe doğru sırasıyla A, B, C ve D'dir. Tamam. Şöyle bir sayı doğrusu çizelim biz de. Küçükten büyüğe doğru A, burası B, burası C ve burası da D'ymiş arkadaşlar. Pekala. A ile B'nin arası A birim demiş. Küçük A. A ile C'nin arası M birim demiş. Yani şurası sevgili gençler. Burası M birimmiş. A ile D'nin arası da kaç birimmiş? B birimmiş. Şurası da B birim. Pekala. Buna göre diyor x kare artı B artı A bölü M x artı m eksi a bölü b eksi m eşit 0 köklerinden birisi hangisidir diye sorulmuş. Öncelikle biraz düşünecek olursak, tamam. Şimdi biz şöyle bir şey yapsak. Şu m'den a'yı çıkarmak demek b ile c arasını mı bulmak demek? Bakın m eksi a burası değil mi? B'den m'yi çıkarmak demek de b eksi m burası sevgili gençler. Tamam. BC ile CD'nin de eşit olduğunu söylemiş bak bize. Yani şununla şu birbirine eşitse artık şunu söyleyebilirim ki M eksi A eşittir B eksi M diyebilirim duvar olarak. 2MD eşittir A artı B'yi verecektir bize. A çok güzel çünkü bak burada A artı B var. Ben bunu gördüğüm yere 2B'yi yazarım. Burası gitti. M eksi A ile de B eksi M birbirine eşitti. Bunlar da bölümleri 1 gelir. Yani X kare artı 2M artı 2MX artı 1 mi geldi burası? Eşittir 0. Aynen. Köklerinden biri hangisidir diye sorulmuş bize. Şimdi bunun köklerinden birini bulacaksak biz m'nin kaç olduğunu bilmiyoruz değil mi? Şu an bilmiyoruz. Tamam. Şimdi ne yapabiliriz bir düşünelim. Tamam. Şöyle diyelim mi? Ama m'nin kaç olduğunu bilmemiz lazım değil mi? M'nin kaç olduğunu nasıl bulabiliriz biz? Başka bir bilgi verilmiş miydi? BC ile CD birbirine eşittir demişti. Tamam. Küçükten büyüğe doğru olduğunu biliyoruz. Ona da eyvallah. X kare artı 2M 2X. Ha M yok orada. Değil mi? M yok orada. M gitti. İsmail neden bunu göremedin? M'ler gitti. 2X olacak sevgili gençler. Tamam bu X kare artı 2X artı 1 de X artı 1'in karesiydi biliyorsunuz. Eşittir 0. O zaman köklerin denklemin köklerinden bir tanesi eksi 1. Hocam öteki de eksi 1. Birini sormuş. Cevap Bursa seçeneğidir diyebiliriz sevgili gençler. Kusura bakmayın.
M'yi göremedim orada. Gözlükler yok ya. Ondan yüksek ihtimal. Devam. İ sanal sayı birimi. Ve K'da bir tam sayıymış. Pekala. Şimdi 2 çarpı İ üzeri 4K artı 8'imiz var. Bölü aşağıda da 1 eksi İ'nin karesi var. Şimdi bu 1 eksi İ'nin karesi sevgili gençler, siz bunun eksi 2 olması gerektiğini biliyorsunuz. Notunu da alabilirsiniz. Konu özetinde vermemiştim. 1 artı İ'nin karesi 2 İ. 1 eksi İ'nin karesi de eksi 2 İ olarak karşımıza çıkar. Demek ki alt kısım neymiş? Eksi 2 İ'ymiş arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben şuradaki 2 ile buradaki 2'yi yerim ben. Değil mi? İ üzeri 4K artı 8 dediğimiz şey de zaten üst taraf tamamen 4'ün katı olduğu için İ üzeri 4'te ya da İ üzeri 0'la eşitlerdi. Yani burası da 1'dir. Cevabımız ne olacakmış? Eksi 1 bölü İ. Tamam, güzel. Ama biz ne olmasını istiyoruz? Paydada İ'li bir sayı kalmasını istiyoruz. Dolayısıyla ben bunu İ üzeri eksi 1 biçiminde yazabilirim. Bu da eksi İ üzeri eksi 1'e 3, 4 eklerseniz 2 küp olur. Küpünde eksi İ olduğunu biliyorsunuz. Eksi eksi İ ne yapar? Artı İ yapar. Demek ki cevabımız Ceyhan seçeneğinde verilmiştir deriz. Hem de gönül rahatlığıyla arkadaşlar. Ve son sorumuza bakıyoruz artık. Şimdi arkadaşlar, Z'nin üzerindeki çizgi demek Z karmaşık sayısının eşleniği olmak üzere diyor. Z karmaşık sayısını bir yazalım siz de bakalım. Bakın burası kök eksi 1 çarpı kök 49 olarak yazılabilir. Kök 49 7'dir. Hocam burası da i'ydi. Demek ki burası neymiş? 7i. Ve daha sonrasında da artı eksi 8'in küp kökü nedir? Eksi 2'dir. Doğru mu? Doğru. Şimdi bu z. Bu z. Z'nin reel kısmından bahsetmiş bakın. Z'nin reel kısmı neresi? Eksi 2. O zaman buraya yazacaksın eksi 2'yi. Artı z'nin eşleniği. Z'nin eşleniği de eksi 7i. Eksi 2'dir sevgili gençler. Sadece iyili kısmın işaretini değiştiriyordunuz. Bunun da imajiner kısmını istemiş. Yani eksi 7 istemiş. O halde sevgili gençler, diğeri de eksi 7'dir. İşte bunların toplamı sorulmuş bize. Cevap eksi 9 olacaktı diyebiliriz. Evet, birbirinden güzel sorular çözdük. Konu özetimizi de yaptık. Hatırlaman gereken yerleri sana net bir şekilde hatırlattım. Özellikle şunu karıştırıyordun yorum kısımlarında ve videoların altında falan da görüyordum ben. Burayı karıştırıyordun. Burayı da umarım halletmiş bulunuyoruz. Onun haricinde bu fonksiyonlarda öteleme simetriyle alakalı güzel sorular da çözdük sevgili gençler. Güzel bir konu özeti oldu. Şimdi bu şurada öteleme simetri hareketleriyle alakalı sorularımızı da çözdük. Artanlıkla azalanlıkla alakalı sorular çözdük. Tek çift sorusu da çözdük. Hiçbiriyle alakalı bir sıkıntımız kalmadığını düşünüyorum. Eğer soru sayısının az olduğunu düşünüyorsan ki ben de katılırım sana. En az 100 tane soru çözsem evet tamam oldu derdik. Ama kanalla gerçekten ama gerçekten çok fazla video var. Bir de öğrencilerde şöyle bir sıkıntı var şu an. Hocam yeni video, yeni video, yeni video. Ya arkadaşım, kanalda 1200 tane video var. Hepsini izlediğini zannetmiyorum. Hadi diyelim ki 600 tanesi kitap çözümü. Diğer geri kalan 600 tanesini sevgili gençler izlemelisiniz. Matematik eskiyen bir şey değil. Sonuç olarak burada anlattıklarımız da insanlar 700, 800, 1000 sene önce bulmuşlar. Ve biz hala anlatıyoruz. Ama ben yeniden anlatınca sanki yeni bir şey bulmuş gibi dinliyorsunuz. Ben size yeni video yine çekerim de siz de eski videoları izlemeye de gayret gösterin. Çünkü sevgili gençler zaten anlattığım şeyleri anlatacağım yeni videolarda da. Benzer sorular çözeceğim zaten. Hani bambaşka dünya üzerinde çözülmemiş bir soru bulup onu çözmeyeceğim yeni videolarda. Dolayısıyla sevgili gençler, eski videolardan istifade edin. Üstelik size bir şey söyleyeyim mi? Onlar bile PDF'li arkadaşlar. Eskiden beri, yani kanalda 10.000 tane abone varken de 5.000 tane abone varken de ben sana PDF paylaşmaya özen gösteriyordum. Ve kaliteli PDF'ler olması için uğraşıyordum. Onların da çıktılarını alabilirsin. Dolayısıyla bence çalışmak istiyorsan bunu yapabilirsin. Evet. Bugünlük noktayı koyalım. Videoda biraz geç geldi. Taze çekilmiş bir videoyu size sunacağım şimdi. Depoda videom kalmamıştı. Gece gündüz biraz da bugünlerde yoğun çalışıyorum sevgili gençler. Farklı projeler için, sizler için. Biraz da gece gündüz yoğun çalışıyorum. Dolayısıyla videoyu sıcak sıcak çektim ve şimdi paylaşacağım. İlk gösterim olarak gelmedi bu video biliyorum. Sizlere normal bir video olarak paylaştım. Artık sonraki videolarda görüşürüz. Seni seviyoruz.
Videoyu beğenmeyi unutma. Kanala abone değilsen abone olmayı da unutma. Şimdilik hoşça kal, sağlıkta kal ve bol bol tabii ki matematik çalışmayı da unutma.